Yayınıma hoş geldiniz. İşte gördüğünüz gibi Rusya'nın bölgede güç kırılması yaşaması kime yarıyor? Tabii ki fırsat bilecek olan Türk dünyasına. Özellikle şunu belirtmeliyiz ki Putin'in evet Ukrayna'da ve dünyada prestij kaybetmesi Ermenileri endişelendirdi. Şimdi size Paşinyan'ın zehir zemberek konuşmasını evet açıklayalım ve anlatalım. Ama sizlerden bir isteğim var. Şu yayının altına bir zahmet, bir beğeni, bir like atalım ki bütün Türk dünyası görsün desteğinizi. Şimdi yayınıma geçiyoruz. Türkiye'nin normalleştirme görüşmelerinin amacını anladık mı? Türkiye'nin Ermenistan'la yaptığı normalleştirme görüşmelerinde Türkiye'nin Turan stratejisini şimdi anladık mı? Türkiye büyük bir devlet. Türkiye düşünmeden adım atmaz. Ve Ermenistan'la yapılan bu görüşmelerde sizlere bu konuyu anlatırken anatomiyi şöyle özetledim. Türkiye bölgede ticaretini ve kapalı komşular istemiyor. Özellikle kardeş ülkesine çok bağlı. Kardeş ülkesinin topraklarından Ermenistan çekilirse Türkiye ilişkileri normalleştirecek. Bu görüşmeler iyi niyet göstergesi. Adım atın diye. İşte Rusya'nın kucağından Ermenistan'ı almak ve çaresiz bir şekilde Rusya'nın her yaptığını ve her dediğini yapan bir devletten çıkarmak istiyoruz Ermenistan'ı. İşte Ermenistan'ın bu yaklaşımları Türkiye'nin bak sınır kapısını açarım, işgale son ver ve kardeşime ateşkes ihlalleri yapma, artık barış içinde yaşa derken çok mantıklıydık. İşte bizim yapıcı tutumumuz ve bölgede gelişen ilişkilere karşı gösterdiğimiz üstün ve güçlü anlayış meyvelerini vermeye başladı. Mirzoyan Ankara'dan güveni aldı ve Paşinyan'la beraber değerlendirmelerinde çok iyi karşılandığını ve barış için Türkiye'nin elini evet taşın altına koyduğunu söyledi. Böylelikle Ermenistan yaşadığı büyük ekonomik buhrandan kurtulacak, halkı da ferahlayacaktı. Ermenistan halkı düşmeyen diasporanın düşünce kırılması yaşadığı, aslında diasporanın Ermenistan'a para vermekten bıktığı da ortada. Şimdi ne olacak? Şimdi güzel şeyler oluyor. Biz görüşürüz de Rusya görüşmez mi? Biz nereye el atsak, biz nerede görüşme yapsak Rusya'ya bir şeyler oluyor. Hemen el atıyor görüştüğümüz ülkelere. Özellikle Ermenistan'la yapılan bu görüşmeler Rusya'nın bölgeden bypass edilmesini amaçlıyor. Özellikle bu önemli bir dipnot. Ve böylelikle Ermenistan'ın, evet Ermenistan'ın yaşadığı travma ve bir daha yaşamaması konusunda gösterdiği direnci bir nevi soğutmaya çalışıyor Rusya. Evet, şu bir gerçek ki artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Kafkasya'da da öyle. Türkiye bir kere Ağdam'da askeri üste gözlem noktası da olsa ayak bastı. Türkiye bölgede olduğunu hissettirdi. Önemli gerginliklerde Türk askeri oralarda görüktü. İşte Rusya'nın bölgeden çekilmeme adına, Türkiye ile normalleştirmeleri yavaşma adına yaptığı Lavrov hamlesinin pek işe yaramadığını söyleyebiliriz. Bunun göstergesi şurada. Paşinyan mecliste yaptığı konuşmada artık 2020'deki bizi gazlayanların, bizi sahaya sürüp yalnız bırakanların oyununa gelemeyiz. Biz bir kere canımız yandı. Bizi kimse gerçekte sahada korumuyor. Parantez içinde Ukrayna'da Rusya'nın yaşadığı büyük dramatik durum, Rusya'nın yıkımı, Rusya'nın yaşadığı büyük şoklar ve kayıplar Ermenistan'ı endişelendirdi. Ya dedi, Ukrayna'da bu kadar baltalayan, güç kaybeden ve ekonomik olarak yaptırımlarla iç olan ve batıdan tamamen dışlanan Rusya mı bizi koruyacak? Bakın, mantıklı değil mi? İşte buraya kadar her şey istediğimiz gibi. Sadece şu anda İran'dan çatlak sesler geliyor. Zengezur'la ilgili Aliyev'in zehir zemberek açıklamaları vardı. Gerçekten net konuştu. Ermenistan'la Zengezur koridorunun evet açılması gerçekleştirilmeli, yapılan anlaşmaya ve atılan imzalara sadık kalınmalı. Bu yapılmaz ise gereken yapılacaktır açıklaması bu. Yani gireriz diyor Aliyev. Bakın lafı cimi yok, gireriz diyor. Gireriz, Zengezur'u alırız. Burada atılan adımlar, Karabağ'daki atılan önemli adımlar ve Rusya'nın Karabağ'daki güçlerin çoğunu çekmesi, Azerbaycan'ın müttefiki Türkiye'nin güçlü silahlara sahip olması, Azerbaycan'ın da stratejik ve güçlü bir orduya dönüşmesi
şanlı askerleriyle dünyaya nam salması önemli. Şu anda Aliyev'in konuşurkenki rahatlığını görüyorsunuz. Bu konuşma rahatlığı güçten geliyor. Evet, güçlü ve rahat konuşuyor. İran'ın çatlak seslerine, İran'ın Zengezur'la ilgili Ermenistan'ın tehdidine, aylıkçı bölgelere silah yollama ve orada bir anarşi çıkarma girişimlerine Azerbaycan set çekti. Kararlı ve emin bir şekilde atılacak adımlar görüşülüyor. Muhalefet çok çalışıyor. Evet, Ermenistan'daki nifak tohumları çok çalışıyor. Aslında Nikol Paşinyan'ın özellikle gitmeden, iktidardan indirilmeden bir şekilde bu görüşmeleri nihayete erdirmemiz gerekiyor. Şimdi iyi dinleyin. Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının bir barış anlaşmasının hazırlık çalışmalarına başlamalarına izin verdim. Bu ne anlama geliyor? Aynı zaman dilimleri, aynı format henüz tartışılmadı ve kararlaştırılmadı diyor birçok isim. Ama şu bir gerçek ki Dışişleri Bakanları geçen gün ilk defa direkt telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Bayramov ve Mirzoyan telefonda görüştüler. Yapılan bu görüşmede işte Paşinyan'ın dediği gibi özellikle Aliyev ve Paşinyan arasında imzalanacak olan bir barış anlaşmasının çerçevesi görüşüldü. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ama Bayramov'un da kırmızı çizgisi şu. Bayramov işgal edilen topraklardan çıkmadan bu imzayı unutun diyor. Gerçekten de haklı. Azerbaycan'ın işgal edilen tüm topraklarından Ermenistan'ın çıkması lazım. Ama iki Dışişleri Bakanı'nın uyumlu ve barışa dönük yapıcı tavırları bizi ümitlendirdi. Sadece sabotajlardan korkuyoruz. Sabotajlardan kastımı da açıklayayım isterseniz. Bilindiği üzere Ermeniler sahte bir soykırım iddiasında bulundular. Ve bunun sonucunda anıtlar diktiler. Avrupa kamuoyunu ve meclisleri meşgul ettiler. Kötü niyetli bazı diasporalar ve lobiler de buna hizmet etti açıkçası. Hiçbir tarihsel ve bilimsel gerçekliğe uygun olmayan iddialarla Türkiye'yi mahkum etmeye çalıştılar. Ama her şey havada kaldı. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin ve Ermenistan'ın nerede olduğunu bile bilmeyen yabancı vekillerin bu soykırımla ilgili iddialarda parmak kaldırmaları mecliste sizce ne kadar geçerli? İşte bu bile her şeyi anlatıyor. Erivan'da Paşinyan'ı protesto eden ve Paşinyan'ın istifa etmesini isteyenlerin sayısı çok fazla olmasına bir kitle var. Bunlar neler? Diasporadan beslenen, özellikle ırkçı yaklaşımla ve şovenist yaklaşımla Karabağ'da işgalci bir bölgenin kurulmasını isteyenler. Aslında Kazakistan'daki ayaklanmayı ve anarşiyi çıkaran Rusların Erivan'daki tabii ki çok yoğun güvenlik ağları sayesinde bölgedeki halkı da kışkırttıkları da sır değil. Şimdi Paşinyan'ı bir şekilde deviremeyen, o kaos döneminde devirmeyi başaramayan ve Paşinyan'ın da Sovyetlerle korkutarak yeniden iktidar olduğu Ermenistan'ın artık ekonomisini geliştirerek sınır kapıları açılı ve ülkesine evet ekonomik anlamda nefes aldırıcı hamlelere ihtiyacı var. Rusya'nın özellikle Ukrayna'da aldığı hezimetin bizi Rusya artık koruyamaz, önlemimizi alalım, Azerbaycan ve Türkiye ile baş edemeyiz, büyük yenilgiler bize yakın şeklinde bir açıklama yağmuru ve Paşinyan'ın bu açıklaması ikna edici. Şimdi bölgede barış istemeyenler var tabii ki. Rusya ve İran'a karşılık Türkiye, özellikle Azerbaycan ve Paşinyan yönetimi barış istiyor. Bölgedeki olayların çıkması, anarşi eylemlerinin oluşması, geçmişte Ermenistan'ın Asala, şimdi de PKK ve her türlü anarşiyle ilişkili birçok durumla ilgili bir, evet, Ermenistan'da bir yoğunluk bulunması, özellikle bu yapılacak olan barış anlaşmasını sabote etmek için aslında Ruslara ve İranlıların gerekli malzemelere ve imkana sahip olduklarını gösteriyor. Ama ne var ki, sağduyu hakim olmalı ve Ermenistan geleceği için Rusya prangasından kurtulmalı. 2020 yılında meydanları doldurdular ama ne oldu? Rusya korkusuyla Paşinyan'ı yeniden seçtiler. Şimdi Rusya'yla evet bir bütünleşme onlar için felaketse, Batı'yı istiyorsa Ermenistan halkı Türkiye ile entegrasyona önem vermeli. Türkiye'ye açılacak Zengezur koridoru İran'ı neden rahatsız ediyor? Bu konuya da değinelim. İran Şia üçgeni kurmak istiyormuş. İran Şia üçgenini
Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ı bizzat destekleyerek mi kurdu? Ne yapmaya çalışıyormuş? Şia üçgeni kendisine bağlı uydu devletçikler. Azerbaycan hiçbir zaman İran'ın uydu devletçiği olmaz. Bu İran'ın rüyalarına bile sığdıramayacağı kadar büyük bir olay. İran kendi hayalleriyle giderken özellikle Zengezur koridoru açılıp da araya set olarak Türk dünyasının girmesini, kendi Şia üçgeninin, Şia Hilali üçgeninin kurulamayacak olmasından bayağı endişeli. Ayrıca Türk dünyasının o bölgeden geçmesi İran'ı oldukça endişelendiriyor. Niye? Kuzeye doğru geçişinde ve kendisine mahkum olan bölgede Karabağ'daki anarşi olduğunda, İran'daki yollar çok kullanıldığından olaya birazdan maddiyat ve stratejik bir konum olarak da bakıyor. Bu yüzden rahatsızlıkları. Düşünün, komşu ülke dinen ve özellikle yakınlığı var ama kendisi Ermenistan'ı destekliyor. Özellikle Aliyev'in son konuşmaları bunu doğrular nitelikte. Diyor ki Aliyev, bizimle uğraşmayın. Ayrılıkçıları asla silahlandırmayın. Bunu düşmanlık olarak görürüz. İtidalli ve mantıklı dilde denilebilecek en uç kelimeleri kullanmıştı Aliyev. Ama Raisi ve İran bildiğiniz gibi bir gün öyleler, bir gün böyleler, tutarlı değiller. Paşinyan ne çektiyse, Ermenistan ne çektiyse işte böyle manastır rahiplerinden çektiler. İşte gittiğinizde, gördüğünüzde savaş sırasında ellerinde kalaşnikovlarla poz veriyorlardı. Böyle halkı kışkırtan isimlerin kime çalıştığı ortada. Dini kisve altında Ermenistan'dakileri kışkırtıyor. Bu durumlara son verecek olan barış anlaşması, bölge halklarının rahatlamasıyla ve bölgede Rusya'nın direncinin kırılmasıyla çok daha etkili olacak. Bölgede barışın ve birbiriyle iyi geçimin önemini vurgulayacak olan iki ülke, Rusya'nın bölgedeki konumunu zayıflatacak. Rusya'nın hakem olarak özellikle Azerbaycan ve Ermenistan arasında bulunma isteğinin arkasında bölgede güç dengelerini koruma aşkı var. Ama Türkiye bu oyunu nasıl bozdu? İşte normalleştirme adımlarıyla. Başta tabii ki şık gelmiyordu. Türkiye normalleştirme adımıyla işte böylece Ermenistan'ı tamamıyla Rusya çemberinden çekerek, bak anlaşabiliriz, her şeyin bir çözümü var, ekonomik olarak rahatla ve barışalım şeklinde mantıklı ve güzel adımlar atıldı. İşte gördüğünüz gibi Karabağ'da şu anda iki bölüm birbiriyle çatışıyor. Rus yanlısı savaşın devam etmesini isteyip ayrılıkçıların işgaline devam etmesini ve Rusların yeniden o bölgeyi alacağını düşünen Ermeniler. Aksi halde özellikle biz Rusya'ya güvenirsek çok kötü oluruz. Geçenki gibi yenilgilere uğrarız. Ukrayna'da Rusya çuvalladı. Biz bu Rusya'ya mı güveneceğiz şeklinde bu konuda daha mantıklı davranan tabii ki belli bir kesimde var Ermeniler. Ama tabii ki bakacağız, Ermenistan geçmişteki yanlışlıklarını, geçmişteki hatalarını tekerrür edecek mi? Ama Ermenistan'da bu yapılan olumlu adımları baltalamak için çok sayıda cahil insan var. Şimdi Aliyev Ermenistan'a, İran'a, herkese bir gönderme yapıyor. İşte isterseniz bu sözleri bir dinleyelim. Ermenilerin yaşadıkları yerde gaz xətti nasaz vəziyyətə düşmüşdür. Bir müddət qaz yox idi. Dünyaya hay-haray qaldırmışlar. Azərbaycan burada humanitar fəlakət törədir. Naxçıvan qazını onlar 15 il kəsib belə vəziyyətə saxlamışlar. Naxçıvanda isə qış daha sərtdir. Oradasa minus 30 dərəcəyə çatır şaxta. Yaxşı, Naxçıvanlar 90-cı ildən 2005-ci ilə qədər qazsız yaşamışlar. Kim məhrum etmişdi onları? Ermənilər və Ermənistan rəhbərliyi, Ermənistan dövləti. Bir adam, bir təşkilat, bir ölkə bir səsini qaldırmışdı? Yox, biganə idilər. İndi bir həftə Xankəndidə qaz olmayanda da adam qalmayıb ki, bizə zəng eləməz. Amerikadan tutmuş Avropaya qədər. Birincisi, Avropanın özündə elə ölkələr var ki, orada qaz yoxdur. Ümumiyyətçi yoxdur. Qazlaşma aparılmıyor. Mən at çəkmək istəmirəm. Elə ölkələr var ki, qazlaşmanın səviyyəsi 3-5%-dir. Yəni, orada humanitar fəlakət hökum sürür. Bir həftə bunlar qazsız qalıblar. Humanitar fəlakətdir. Və
Ve Nakçıvan 15 yıl gazsız kalandı. Niye humanitar felaket değildi? Bu sualdı bu. Bu suala cevap var. Var ikili standartlar ve ayrı seçkilik. Biz şimdi gazı berpa eləmişik. Ve bu ermeniler bunu kıymetlendirmelidirler. Bu sadece olarak hoş niyet göstermişiz. İstemeseydik berpa eləməzdi. Kim bir de söz deyə bilər. Biz borçluyduk onu berpa eləməyə. Yox. Berpa elədik ki, ümid edirik ki, onlar da anlayacak ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlarıdır. Ve Azərbaycan bayrağı altında onlar yaşamalıdırlar ve yaşayacaklar. Xətti nasaz vəziyyətə düşmüştür. Bir müddət qaz yox idi. Dünyaya hayharay qaldırmışlar. Planlarımızı o əngəlləyə bilməz. Və əgər Zəngəzur üzərindən bizə keçid verməsə, özü itirəcək. Və birinci növbədə 10 noyabr bəyannaməni pozmuş olacaq. Çünki 10 noyabr bəyannamədə açıq, aşkar yazılıb ki, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə deməli irtibat olmalıdır və bu Ermənistanın öhdəliyidir. Və əgər o öz öhdəliyini yerinə yetirmək istəmirsə, onda biz də hər hansı bir öhdəliyin yerinə yetirilməsi ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımayacaq. Onlar bunu bilməlidirlər. Vaxtı uzatmamalıdırlar. Onsuz da geç tez biz istədiyimizə nail olacağıq. Daha yaxşı olar ki, onlar özləri də biraz Ermənistan da görməlidir ki, bizim planlarımızı o əngəlləyə bilməz. Və əgər Zəngəzur üzərindən bizə keçid verməsə, özü itirəcək. Və birinci növbədə 10 noyabr bəyannaməni pozmuş olacaq. Çünki 10 noyabr bəyannamədə açıq, aşkar yazılıb ki, Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə deməli irtibat olmalıdır və bu Ermənistanın öhdəliyidir. Və əgər o öz öhdəliyini yerinə yetirmək istəmirsə, onda biz də hər hansı bir öhdəliyin yerinə yetirilməsi ilə bağlı heç bir məsuliyyət daşımayacaq. Onlar bunu bilməlidirlər. Vaxtı uzatmamalıdırlar. Onsuz da geç tez biz istədiyimizə nail olacağıq. Daha yaxşı olar ki, onlar özləri də biraz gəl tərpənsinlər. Onlar istəsə də istəməsə də biz muradımızı erəcəyiz, Zəngəzuru alacağız diyor. Net. Güzellikle yapın, güzellikle bitsin, yoksa bunun sonu savaş. Savaş destini veriyor. Geri dönüşü yok. Rusya zaten zayıflamış. Azerbaycan'ı tutacak kuvvet yok orada. Türkiye yanında. Bölgede güçlü bir kuvvet. Azerbaycan konuşmayacak da kim konuşacak? Evet Ermenistan. Evet İran. Şu anda Azerbaycan'ın dedikleri bu bölgede olacak. Özellikle Paşinyan'da harıl harıl barış istiyor. Çünkü ülkede para yok. Ermenistan çok fakir. Evet değerli izleyenler, lütfen kanalıma abone olmayı, bu videoya beğeni atmayı unutmayın. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla lütfen bu yayını paylaşın değerli kardeşlerim. Hepinize sağlık ve esenlik diliyorum. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Türkiye, yaşasın Turan. Sağlık ve esenlik içinde hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.